Sen Domini'ye gittin geldin. Evet. Survivor'a katılmadın. Katılanlarla şovlar yaptın. Aynen öyle. Videolar çektin. Tabii. Yani akşam yorumcusu gibi bir şeydim ben orada. Çocuklar yarışıyordu, koşturuyordu, ediyordu. Doğal olarak o rekabetin verdiği bir stres oluyordu hepsinde. Ben de o stresten nemalanıyordum. Akşam benim masama geliyorlardı. Onları daha masan da... Masan mı vardı tabii orada? Tabii masayı da götürdük. Yani bir şekilde öyle dediler. Acun Medya senin belden aşağına alışmadı kimse. Sen bir şekilde git dediler ve hakikaten böyle masayla gittim abi. Onları manipüle ediyordum. Birbirlerine düşünmeye çalışıyordum falan ama zaten öyle stresli bir ortamdı ki herkes birbirine düşüyordu. Çok eğlenceli tabii şeyler çıktı. Televizyon peki şey. Yayına başladın mı? Yayınlıyor Yok, musun onları? Ocaktan sonra başlayacak yayına. Peki hem TV8 yayınlayacak hem sen mi yayınlayacaksın? Nasıl olacak? Nerede izleyeceğiz? Şu anda platform %100 kesinleşmedi. Aslında kesinleşti ama sanırım imzalar atılmadı. O yüzden herhangi bir yerde söyleyemiyoruz nerede yayınlanacağını. Tamam, fakat dijital medya olacak ve Ocak ayından sonra yayınlanmaya başlayacak diye biliyorum şu anda. Çok güzel. Peki o şey nasıl geliyor sana? Ada, o hayat. Yani illa o Dominik Panama olması gerekmiyor ama nasıl geliyor? Çok güzeldi. Yani yağmur ormanları, yani Güney Amerika sound'u işte. İnsanlar çok rahatlar. Mesela Türkiye'de en son Twitter'a girip işte gündemi takip edip sonrasında uçaktan inince Dominik'in gündemine bakınca dedim yani millet neler yaşıyor, biz nelerle uğraşıyoruz bile dedim hatta. İnerim ben dedim bunu. Çünkü orada hani ada diyorsun. Adamların geldiği tarih kabile. Yani bayağı hala mızrakla oturan adam var orada falan. Çok enteresan tabii. Güvenlik tehlikesi çok fazla. Çeteler birazcık daha hakim falan ortama. Yani düşünürsek oradaki ortamın ve oradaki ortamın Twitter'ının çok gergin olması lazımdı. Yani bu adamlar cep telefonu mesela akıllı telefon gösterdim. Korktu adam. Yani bana tapınacaktı falan. O şekilde deli. Hiç görmemiş orada mesela. Hiç çıkmamış kabilesinden. Ama mesela orada motosikleti almışlar kendilerine. Bir tane ablamız giymiş eteğini, oturmuş motorun üzerine pır 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 geziyor. Kahve var buradaki gibi, kahvehaneler var. Dedeler var böyle 105 yaşında oturuyorlar orada. Mızrakla. Görmelisin abi. Gerçekten çok kültürlerine bağlılar. Yani önünden böyle genç kızlar geçiyor denize giderken. Kısacık şortlar falan. Yani kimse dönüp bakmıyor bile. Hani o kadar aslında... Öyle bir empotans yani söz konusu. Biz, aynen biz hani deriz yani ya gelişmemiş adamlar. O kadar kız geçiyor hepsi mızraklarını tutuyorlar. Mızrak abi ki biz olsak neler yaparız değil mi? Bakmıyor bile mızrağı tutuyor. Aynen. Tutacak yani bir şey var en azından. Tabii değil. Evet. Bak ben hala bunu bir televizyon programı olduğunu hatırlatırım. Biz de bizim programdan geldik buraya. O yüzden hani biraz frenliyiz abi. Ama orada şunu gördüm yani. Adama diyorsun ya kabile işte çok gelişmemiş bunlar falan filan diyorsun ama ya birazcık sanırım bazı konularda bazı şeyleri öteleyerek ya da çok üstüne düşmeyerek geliştirmişler kendilerini. Ben çok şaşırmıştım. Hani inince böyle çok büyük bir edayla indim. Böyle kabileler gelin size bir şeyler öğreteyim falan filan. Bir şey öğrenip geldim. Vay be. Vallahi öyle oldu. Ne güzel ama bu aslında bütün gösteri dünyasından herkesi oyuncular için de değil mi başka ülkelerin insanlarıyla tanışmak, onları gözlemlemek çok önemli. Çok. Çok önemli. Her ne kadar tabii biz burada yerli işler yapmaya mecbursak da yerli işlerle uğraşıyorsak da ben de şimdi Amedeus provalarındayım. Çok acayip bir dünya. Böyle şeyler, takılmalar falan filan yani böyle sahne üzerine filan hepimiz böyle saçma sapan tipleriz. Yani Sadiye Alışık Kültür Merkezi'nde yapıyoruz provaları. Herkes provalara böyle geliyor. Falan. Filan böyle. Ona, herkes böyle konuşuyor falan filan. Sonra peruklar filan takacağız. Böyle 18. yüzyıl adamları filan gibi dolaşacağız. Ben böyle kilolu bir bücürüm yani. Anlatabildim mi? Nasıl olacak bunlar? Hani böyle bir herkes de böyle bir havalar sen var. Sen de fotoğrafı paylaştın ama. Ha? Fotoğrafı paylaştın sosyal medyada. Paylaştım. Ama çok yani, da yakışmış bence ama. Allah razı olsun. Yani. Ama İlk günlerde böyle herkes ne haber selamun aleyküm filan diye geliyordu. Şimdi diye geliyoruz. Yani bir 15 gün sonra bu hale geldik. Ya bu gözlemler filan çok acayip oluyor hakikaten. Değişiyor oyuncular. Tabii yani sonuçta bir de hani gözlemlediği şey çok önemli. Oraya kendini götüren de var ya Okan abi bizdeki en büyük sıkıntı o. Yani ben hep onu anlatıyorum böyle adam Almanya'ya gidiyor ya. Ama Almanya'dan bir şey almak yerine mesela burayı oraya götürüyor. Bravo kendini anda, götürmek çok aynen, iyi lanmış o. Yani bir anda biz aslında oradan bir şeyler alıp onu kendimize ülkemize ne bileyim oradan al teknolojiyi gel buraya ya da başka bir şey yap ama biz de gidip orayı biz yapmaya çalışma durumu. Mesela Amerika'dan videolar geliyor yani işte göbek attık şeyin ortasında falan atma işte. Orada Broadway var mesela onu izle. Gel buraya bize de öğret. Biz de öğrenelim. Hani paylaşım yok. Buradakini oraya götürme durumu var. O yüzden
Konu nereden başladı? Çok da akıllıca konuşmaya çalışıyorum ama konunun başını kaçırdım ya. Sonuçta evet abi, çok etkileniyorlar oyuncular ve çok haklılar. Aslında temel fark şu, dil konuşup konuşmamakla ilgili. Yani dil konuşanlarda da bazen abartılı bir şekilde oralı olmak var. Tabii, aksansız. Yani. Ya mesela benim işte beraber seyahat ettiğim arkadaşım sürekli bir burada kruştase yiyeceğiz. Ya ne? Abi nefret ediyorum ya, bir sürü soğuk deniz böceği geliyor ve bu sümüklülerin içinden bir de ameliyat teçhizatı geliyor, böyle bir hakikaten kadın doğumcu kadar şeyi var. İşte sümük çıkarıcı, böcek çıkarıcı, oradan onu çıkarıcı, buradan bir şey diyor. Ay afakanlar basıyor bana o sümüklü böcekleri, yiyemiyorum. Ve hakikaten canım mercimek çorba, lahmacun filan istiyor yani. Yani niye dil bildiğim için de bunlara katlanmak zorunda değilim hakikaten yani. Krustaseler, yemekler, bilmem neler falan. Yani o kadar da değil. Belki o dengeyi bulamıyoruz. Ya bir de oradaki mesela durum burada da var aslında. Yani orada mesela oranın işte yemekleri nedir? Özel bir restorana götürdüler bizi. Açtım menüyü. Tabii ki okuyamadım. Ama ben bunun aynısını burada Cihangir'de de yaşıyorum. Etiler'de de yaşıyorum. Onları da okuyamıyorum ben de mesela. Hiç anlamıyorum. Ya şu çorba videosu. Özür dilerim. Şu çorba videosunu geçen programda yayınlayamadık. Niye şimdi yayınlayamıyorum? Ya gördün mü? Bütün şeyde çorba bulamamış. Yol yapıyorum diyor adam. Yol yapıyorum. Oraya diyor yazmış diyor. Totem koymuş diyor. Çorba yazıyor diyor. Çorba diyor. Bak görelim. Yollardayım ben. Ben gidiyorum, yolun kenarına kocaman oraya çorba yazmış. Hayvan gibi toteme çorba yazmış. İçeri giriyorum, ne çorbası var diyorum. Mercimek. Hayallerimle oynadım. Ayak lazım, paça lazım, işkembe lazım. Mercimekle madem yok, neden oraya kocaman çorba yazıyor? Çorba! Bayağı benim televizyonu çıkmıyorken ki halim. Ya abi ben bayılıyorum adama yani. Tabii ki, ya şimdi tabii küfürleri yayınlayamıyoruz. O kadar doğru ki mesela bu adam kesinlikle Ankara Anlaşması'yla Londra'ya taşınamaz mesela. Canı sıkmışlar. Yani Londra'yı yakar yani. Mesela Paris'te oturamaz ya da Roma'da falan oturamaz yani. Kendi memleketinde rahatsız. Ulan yok mu yoksa niye toteme çorba yazıyorsun? Mercimek yaz o zaman. Yollardayım diyor. Yani bu bizim aşık olduğumuz mizacımız abi. Onu da protesto ediyor. Bir de mesela yabancı bir ülkeye taşınıp market kuyruğunda adamları düşün. Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleştik. 8 saat market kuyruğundayız. Çok medeni. Biz yapamayız. Benden çorbalardan memnun musun? Ben bayılıyorum. Ben değilim. Niye? Çünkü hiçbir yerde gerçek mercimek çorbası içemiyorum. Üstelik İstanbul'da. Hazır çorba durum mu? Hayır abi. Nasıl unlu. Yani? Unlu. Nefret ediyorum. Ya bu aynı bu adam gibi. Ya gidiyorum yani gittiğim mekan adı çorbacı. Bak bunun istediği her şey var. Ne var diyorum? Hayvanın orası var, burası var, oradan çıkan tüyünün çorbasını yaptım, kenarı var, şurası var. Ve bu kadar biyoloji ve hayvan anatomisi bana fazla geliyor. Bir süre sonra midem bulanmaya başlıyor herif menüyü sayarken. Diyorum ki hayvanata ayır, bir mercimek ver. Bak ben onun tersiyim. Abi bir mercimek çorbası geliyor, undan içemiyoruz. Niçin mercimek çorbasında sahtekarlık yapıyorsun ya? Niye? Mercimek. Adam söylüyor işte. Mercimek. Kaynat. Sat. Ne olacak? Hayır. Ona da un basacağım. Oradan da seni dolandıracağım. Neden? Ama yani şimdi adam tabii kendini çevreye göre donattığı için demek ki herkes her şeyde bunu yapıyor. Ben çorbamda niye yapmayayım mantığıyla hareket etmiş olabilir. Abi her yerde çorbacıya gidiyorum, sürekli işkembe içmek zorunda kalıyor. Çünkü orada dolandıramıyor beni. İşkembe çorbasına un basabiliyor mu? Basamıyor herhalde. Dolayısıyla sürekli sarımsak kokuyorum. Merhaba. Şimdi tabii daha hızlıya alıyorlar konuyu abi. Bence öyle. Yani eskiden şey vardı ya haberlerde. Önemli konular tartışılırdı, bazı hani konuların çok fazla üzerine gidilirdi. Şimdi şey haberlere çıkabiliyor, mesela haber değeri var. Yerde cüzdanını buldu, o adam cüzdanını gitti teslim etti. Ya da işte taksinde para unuttu ve taksici gitti parayı verdi. Ya bu haber
nasıl haber bu ya? Bu olması gereken şey bu değil mi zaten? Yani bunu çok böyle cafcaflı bir şekilde haberlerde sunuyorlar ve eskiden evet. mesela hırsızlık şu bu nasıl utanç verici şeylerdi. Ya. Şimdi adam ne? Sen götürmedin mi oğlum bir şeyler? Salak. Hani bitti. Aa ben salak oldum. Şimdi namuslu muyum? Salak mıyım ben? Neyim? Onlar da madem millet bu kadar sağlam götürüyor ben çorbadan da kazanırım, çaydan da kazanırım mantığıyla geçtilerle galiba. Bana öyle geliyor. Biz mi ben mi yaşlandım diye düşünüyorum. Yok ya onlar için çok normal. Hatta sana şu anda birçok şaşıran insan da vardır izlerken. Aa saçmalığa bak işte un koyunca daha şey olmuyor mu ya para? falan. Abi Gaziantep'e gittik turneye. Yemekten iflahımız kesildi. Her seferinde söylüyor. Her şey o kadar lezzetli ki. Evet. Neden? Gaziantep'te şey mi sterlin mi harcıyorlar? Orada para kazanmaya ihtiyaç yok mu? Sen yani... misafirsin orada. Mesela o abi diyor ki, hayır ben lokantada bana özel yemek yapılmıyor ki. Ama İstanbul'un mesela İstanbul'un meşhur bir yemeği vardır diyelim. Hani var mı öyle bir şey? Ben bilmiyorum çok kültürüm yok o konuda. İstanbul'un meşhur hiçbir yemeği yok. İşte ondan demek ki. Ama Şanlıurfa'da ben böyle bir şey yedim çok kötüydü falan dedirtemezler. Çünkü o onların evi ve o onların alanı ve o yemeği sadece onlar yapar. Ama Adana'da aynısını yemiş arkadaşlar hiç beğenmemişler gibi de yorum eklerler. Yok. Yani bu yüzden yani İstanbul'un kendine has bir şey yok ki. Değil mi? Şey yok. Yusuf sen mide fesadından hastaneye kaldırdın. Bunu sen biliyorsun. Mesela çorbalar inanılmaz güzel değil miydi? Ne çorbası? Beyran. Beyran müthiştir ama. Evet. Çok. Ben o beyrana beni götürmediler. Aa. Bunlar çünkü bütün gece yediler. Sabah hazmetmek için beyrana gittiler. Ben belli saatte... O beyranı mesela... Tuncer bak Tuncer. Kim Tuncer? Rock'n'roll Tuncer. Baba beyran çorbası içmeye gidecek mi? Rock'n'roll'u bak. falan filan. İşte kültürü almak. Ha? İşte kültürü almak. Abi nasıl halk adamı haline geldi? Değil mi? Sanırsın dönüp programda. Yani çok acayip değil. Vur sazın tellerine. The Beyran Effect. Yavrum. Hakikaten. Ama çok namuslu değil mi? Bak Adanalı esnaf. Değil mi? Gaziantep esnafı, Mersin esnafı, Ankara esnafı. İstanbul'da ne oluyor abi? Ne oluyor İstanbul'da? Niye bütün mercimek çorbalarında un var ya? Ya nedir ki oradan? Kârı ne ya? Un kaç para, mercimek kaç para abi? Evet yani ne oluyor bu aradaki farkı ben de anlamadım ama demek ki var bir fark yani. Un koyuluyor bu arada ama çok az. Kim koyuyor ya? Kıvamını benim annemin tarifine göre konuluyor. Yani çok az yağ ile beraber unla böyle kıvamını vermek için koyarsın her çorba. Çok koyunca ne kadar nereden kâr ediyorsun? Belki böyle bir tatlı kaşığı kadar. Ama nereden kâr ediyorsun mesela çok un koydum nereden kâr ederim? Kıvamında herhalde birazcık daha. Ama kıvam tuttu ya başarısız. Ya niye mercimekle un ya niye una ne gerek var un? Ben de köfte yaptığım zaman çok ketçap sıkarım mesela. Çok çirkin köfte yaparım çünkü. Onun gibi bir şey mi kapatmaya çalıştılar acaba? Hayır abi her yer. Hele hele. Bu şey var ya. Sana bir yemek söyleyeyim ya. Buraya iş yerine falan. Aman diyorum sakın şeyden söyleme. İnternet üzerinden söyleme. Çünkü ne yiyeceğiz abi? Yani zehirlenmemek için İstanbul'da. Bak İstanbul'dan söz ediyorum sadece. Bütün illerimizde yemek meselesi çok namusluca yapılıyor. İstanbul'da hayır abi. Ya ne gelirse mide ya şey hastalanıyorum ya zehirleniyorum. Evet. Hele hele internete üzerinden gel. Her şeyden zehirleniyorum. Yorumlara bakıyor musun? Ha? İnternetten söylediğin zaman yorumlara bakıyor musun? Nasıl lan hem zehirlenip hem de yorum mu okuyacağım? Zehirlenmişim. Onu şey mi diyeceğim? Sadece ben zehirlenmemişim. İyi. Öncesinde ne bileyim hani. Ben öncesinde bakıyorum mesela yorumlara. İzlediğim filmlerde yorumlar bakıyorum. Yorumlar da yalancı. Allah o hale gelmişler. Zaten kendileri yazıyorlar. Zehirlenmiyorlar bile. Kendileri yazıyorlar. Şöyle bir şey. Ben onu da kendileri mi yazıyorlar? Aynen maalesef. Bazıları yapıyor. Vay hayvanlar. Yorumları da kendi. Orada yedik çok lezzetliydi falan. Onu da mı kendileri yazıyorlar? Maalesef. O kadar mı sahtekarlık var? Şey çok garip. Şimdi hani bazı insanlar da yapıyor ya bunu sektörde. Hani sosyal medyada kendine fake hesap açıp övüyorlar kendilerini yorumlarda. Birkaç kişi patladı hatta. Yanlışlıkla hesabını değiştirmeyi unutup kendi kendine yazmış. Onları da gördük falan. Biraz konuştuk biz. Şey yazmış. Abi çok seviyoruz seni. İstanbul'a ne zaman döneceksin falan filan. Ama kendi hesabı. Sil. Yani bunları da görüyoruz. Yani bunlar kadar normal bir şey o da bence. Garsonlara yazdırmışlar orada. 10 tane yorum var tamam mı? Çok güzel. Harika. Parmaklarımı yedim. Şöyle böyle çok... falan. Güzel, tabii. Çok kibar. Sonra bir geliyor. Sıcak geldi. İşte şeyle geliyor. Promosyonuyla geliyor yani. Korkunç. Yani bir şey yapmak lazım. Vallahi öleceğiz ha. İstanbul için söylüyorum. Bak diğer bütün illerimizde çok iyi. Ve hakikaten
Ya ben bayram ve bak mesela Yusuf Gaziantep'i yedi, Mersin'e geçtik. Mersin'i yedi, dayandı. Bak Adana'da yerken... O nerede, İstanbul'da mı peki? Nasıl oldu Tuncer Sen? Yerken düştü mü? Ya yerken düşüyor, hastaneye kalkıyor. Ve bak. Ulan hiç şey bilmiyorum ya. Hep hayatımda bir mide fesadı. Vallahi mide fesadı geçirecekti. Mide fesadı geçirecekti. Hiç bilmiyoruz mide fesadını. Hep ben biliyoruz. İlk defa Yusuf'u gördüm. Yusuf, ben yoktum. Yusuf'un şeyden, hastaneden bir fotoğrafı. Bu sefer de koluna serum bağlamış. İlk aklıma gelen, lan niye bir de serum bağlıyor? Yeter ki sen yemedi mi? Niyeymiş o serum? Temiz. Mide koruyucu mu? Sanırsın daha yiyecek. Vallahi çok enteresanmış. O konserler, biz de konser yapıyoruz bazen işte Adana'da. Evet, sen her yere gidiyorsun. Ya gerçekten ekonomik de yemekler. Yani gitmiyorlar. Yani sana geliyor yemek, çıkmıyor. Ne demek istiyor? Abim biliyor işte. Tabii. Yok bir şeyim. Yani yok. Yani daha doğrusu para eder şeylerim yok. Yani. Çok fazla fotoğraf makinem, çok fazla gitarım, çok fazla tablo, çok fazla kitap, çok fazla şu bu. Ama apartman dairesi olarak bir şey koyamadık. Çok az. Çok yapıyorlar değil mi abi bunu? Yani bu sektörde böyle bu hızlıca para kazananlar hızlıca. Apartman dairesi değil mi? Var. 10 tane buradan alıyor. Ben 5 tane şuradan alalım filan. Efsane yani. Duymuştum hani toplanıp böyle, hatta arazi bakmaya tabii, gidiyorlar. Tabii arazi bakmaya giden. Ben katılamadım. Beni aralarına almadılar. Niye? Çünkü başka eğlencelerim vardı. Yurt dışındaydım. Can Yaman'la beraber. Ben de kentsel kovalıyorum mesela. Daha ucuz kiralıyorlar diye. Neler? Kentsel dönüşümden kiralıyorum. Kentsel dönüşüm, tabii. Evet. Orası uygun oluyor. Çok, yani bu emlak herkesin aslında... belki yaşlandığı zaman bu kadar çok emlak biriktirmeye çalışmak, özellikle gösteri dünyasında ya da müzik dünyasında, bence yaşlanınca bundan memnun olmayacaklar. Bence olmayacaklar. Ama bir de kötü örnekler var. Şimdi televizyonda izlediğimiz zaman zamanında o çok hayranız, çok iyi işler yapıyor dediğimiz birçok insan televizyona çıkıp işte ah bak bugün ben nerelere geldim, keşke birikim yapsaydım diye böyle ağlaştılar. Biz de çok üzüldük. Evet. Onları görünce doğal olarak sanırım yeni nesilde kendini bir şekilde buna bizim gibi insanlar, biz birikim yapamadan ölmeliyiz. Kesinlikle. Çünkü belli bir tarihte çocuk yapmalıyız. Bir defa çocuk. Ve bugünkü Türkiye'deki eğitim masrafları birikime kesinlikle engel oluyor. Yani bugün bir çocuk okutan bir insanın, hatta iki, hatta üç çocuk okutan bir insanın, yani pantolon alacak, don alacak hali yok. Her şey çocuklara gidiyor. Dolayısıyla tek amaç var, çocuklara iyi eğitim vermek. Tek amaç bu. Yani eğitim mi, mal mülk bırakmak mı? Hayır, eğitim. Mal mülk hiçbir işe yaramaz. Çünkü eğitimsiz bir çocuk zaten onlara heder eder. Dolayısıyla bizim gibi insanların birikim yapamadan ölmemiz lazım. Çok ciddi söylüyorum. Boş ver birikim. Neyin birikimini yapıyorsun? Her şeyi iptal var mı sende apartman dairesi falan? Yok. Hiç olsun da istemiyorum zaten. Bravo canım yani benim. Öyle çok kötülenemiyorum. Öyle deme kız. Vallahi bak, lazım olsa. Zaten o kadar kazanamıyorum da. Yani kazansam da çok... Daha çok gezmek, dünyayı görmek falan, öyle şeylere daha çok ilgi duyuyorum. Bak bunu merak ediyorum. Köklenmektense bak, bunu çok merak ediyorum. Dünyada nereyi görüyorsunuz? Nasıl yani? Ülkeler... Mesela Mısır piramitleri. Herhalde öyle bir şey yok değil mi? Ben gittiğim yerde oranın insanı gibi yaşamayı çok seviyorum. Böyle hani şunu gezeyim, bunu gezeyim falan değil de sanki böyle oranın lokal, oralı gibi yaşamayı çok seviyorum. Ay, bir tatile mi gitsek beraber? Evli misiniz? Çok mutlu oldum. Beraber bir tatile gidelim. Olabilir. Vallahi ben de oranın insanı gibi yaşamayı çok seviyorum. Vallahi ciddi söylüyorum. Ciddi söylüyorum. Oralara gidilecek, buralara gidilecek falan. Oranın insanı gibi. Ama dil de konuşmak lazım. Evet. Marketten alışveriş. Bazen böyle marketten alışveriş yapıp otelde yiyorum. Kızımla da yaptık. Çok eğlenceli. Yatağın üzerine serdik bütün yaptığımız alışverişleri. Ondan sonra hepsini yedik. Hepsi, her şeyi. Torba böyle, torba aldık böyle marketten. Turistik gidilecek yerlerden çok gerçekten böyle keyifli keyifli, acele etmeden böyle orada yaşıyormuş gibi hissetmeyi çok seviyorum. Bunu nerede yaşadınız en son? Bunu en son Sırbistan'da, ama ondan önce Londra'da kalmıştım 6 ay. Erasmus yaptım orada. Ana! Nasıl Londra? Ya çok güzel bence. Ben çok seviyorum. En çok Londra'yı mı seviyorsun? Yok, gitmediğim ve uzaktan sevdiğim ve gitmeyi hayal ettiğim yerler var. Peru mesela.
Peru. Aha. Ben de çok merak ediyorum. Merak Peru'ya giden Türkler var. Kafayı yemiş olanlar. Tabii tabii. Bana diyorlar ki var öyle gençler. Hatta bir tane Galatasaray'dan var. Mektepten. Diyor ki abi gel ben seni burada halledeceğim diyor bana. Bütün dertlerinden sonra. Bütün hepsini çözeceğiz diyor. Diyorum nasıl sonra döneceğiz lan yani. Benim tiyatrodan bir alt sınıfımdan bir arkadaşım gitti. 5 yıldır dönmüyor. Ve her sorduğumda çok mutlu. Nasıl? Sessiz gemi şarkısı gibi mi? Dönen yok ki seferinden durumu falan gibi mi? Nasıl lan? Çok acayip herhalde değil mi? Ne yaşıyorlarsa. Artık. Sormak lazım tabii. Tapınaklarda filan mı koşuyorlar? Basamaklarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filan bir şey yapıyorlar. Ama yani. Doğası da muhteşem. Maçet küçük falan. Çok güzel gözüküyor yani. Çok istedim. Sen Domini'ye gittin geldin. Evet, evet. Survivor'a katılmadın. Katılanlarla şovlar yaptın. Aynen öyle. Videolar yani, çektin. Tabii. Yani akşam yorumcusu gibi bir şeydim ben orada. Çocuklar yarışıyordu, koşturuyordu, ediyordu. Doğal olarak o rekabetin verdiği bir stres oluyordu hepsinde. Ben de o stresten nemalanıyordum. Akşam benim masama geliyorlardı. Onları daha masan da... mı vardı tabii, orada? Tabii masayı da götürdük. Yani bir şekilde öyle dediler. Acun Medya senin belden aşağına alışmadı kimse. Sen bir şekilde git dediler ve hakikaten böyle masayla gittim abi. Onları manipüle ediyordum. Birbirlerine düşünmeye çalışıyordum falan ama zaten öyle stresli bir ortamdı ki herkes birbirine düşüyordu. Çok eğlenceli tabii şeyler çıktı. Televizyon peki yayına başladı mı? Yayınlıyor musun onları? Ocaktan sonra başlayacak yayına. Peki hem TV8 yayınlayacak hem sen mi yayınlayacaksın? Nasıl olacak? Nerede izleyeceğiz? Şu anda platform %100 kesinleşmedi. Aslında kesinleşti ama sanırım imzalar atılmadı. O yüzden herhangi bir yerde söyleyemiyoruz nerede yayınlanacağını. Tamam, fakat dijital medya olacak ve Ocak ayından sonra yayınlanmaya başlayacak diye biliyorum şu anda. Çok güzel. Peki o şey nasıl geliyor sana? Ada, o hayat. Yani illa o Dominik Panama olması gerekmiyor ama nasıl geliyor? Çok güzeldi yani yağmur ormanları, yani Güney Amerika sound'u işte insanlar çok rahatlar. Mesela Türkiye'de en son Twitter'a girip işte gündemi takip edip sonrasında uçaktan inince Dominik'in gündemine bakınca dedim yani millet neler yaşıyor, biz nelerle uğraşıyoruz bile dedim hatta inerim ben dedim bunu. Çünkü orada hani ada diyorsun, adamların geldiği tarih kabile. Yani bayağı hala mızrakla oturan adam var orada falan. Çok enteresan tabii. Güvenlik tehlikesi çok fazla. Çeteler birazcık daha hakim falan ortama. Yani düşünürsek oradaki ortamın ve oradaki ortamın Twitter'ının çok gergin olması lazımdı. Yani bu adamlar cep telefonu mesela akıllı telefon gösterdim. Korktu adam. Yani bana tapınacaktı falan. O şekilde deli. Hiç görmemiş orada mesela. Hiç çıkmamış kabilesinden. Ama mesela orada motosikleti almışlar kendilerine. Bir tane ablamız giymiş eteğini, oturmuş motorun üzerine pır 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 geziyor. Kahve var buradaki gibi, kahvehaneler var. Dedeler var böyle 105 yaşında oturuyorlar orada. Mızrakla. Mızrakla. Görmelisin abi, gerçekten çok kültürlerine bağlılar. Yani önünden böyle genç kızlar geçiyor denize giderken. Kısacık şortlar falan. Yani kimse dönüp bakmıyor bile. Hani o kadar aslında... Öyle bir empotans yani söz konusu. Biz, aynen biz hani deriz yani ya, gelişmemiş adamlar. O kadar adamlar. Kız geçiyor, hepsi aynen. Mızraklarını tutuyorlar. Mızrak abi ki biz olsak neler yaparız değil mi? Bakmıyor bile. Mızrağı tutuyor. Aynen. Tutacak yani bir şey var en azından. Tabii değil. Evet. Bak ben hala bunu bir televizyon programı olduğunu hatırlatırım. Biz de bizim programdan geldik buraya. O yüzden hani biraz frenliyiz abi. Evet. Ama orada şunu gördüm yani. Adama diyorsun ya kabile işte çok gelişmemiş bunlar falan filan diyorsun ama ya birazcık sanırım bazı konularda bazı şeyleri öteleyerek ya da çok üstüne düşmeyerek geliştirmişler kendileri. Ben çok şaşırmıştım. Hani inince böyle çok büyük bir edayla indim. Böyle ha kabileler gelin size bir şeyler öğreteyim falan filan. Bir şey öğrenip geldim. Vay be. Vallahi öyle oldu. Ne güzel ama bu aslında bütün gösteri dünyasından herkes için, oyuncular için de değil mi? Başka ülkelerin insanlarıyla tanışmak, onları gözlemlemek çok önemli. Çok. Çok önemli. Her ne kadar tabii biz burada yerli işler yapmaya mecbursak da, yerli işlerle uğraşıyorsak da. Ben de şimdi Amadeus provalarındayım. Çok acayip bir dünya.